gişe başarısı. Daha önce de bahsettim. Disney çok güçlü bir firma. Yani dünyanın sayılı firmalarından biridir. Adamlar kalkıp Fox'u satın aldı. 70 küsur milyar dolar ödeyip. Hani bu çok büyük bir paradan bahsediyoruz burada. Bunu yapmalarının yegane sebebi de işte X-Men'i vesaireyi tutup da Marvel sinematik evrenine katabilmek. Oradan akan parayı siz düşün. Yani kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyorlar. Başka bir hiçbir açıklaması yok. Ancak gişe başarısında öyle bir durum yaratıldı ki sanki Marvel filmleri böyle gişede coşuyor, akıyor, kazanmadığı para yok ama DC filmleri hiç kazanamıyormuş. Cesine bir hava yaratıldı. Hayır öyle değil. Bu matematik yalan söylemez. Şimdi rakamlarla konuşacağım. İki firmanın da ilk 5 filminin tutarlarını okuyacağım size. Gişe başarılarını okuyacağım. Neden 5 film derseniz şu an DC Extended Universe'un Aquaman dahil 6 tane filmi var. Ancak Aquaman henüz box office'i tamamlamadı. Şu an 800 milyon dolar barajını geçti. Ben bu videoyu hazırlarken ancak hani kaçla kapatır, 1 milyar doları aşar mı, o sınıra yakın bir yerde mi kalır bilemiyoruz. 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz bu da box office'in kapanması için. O yüzden Aquaman'ı dahil etmeden ilk 5 filmin net kazandığı gişeden parayı söyleyeceğim. Sonra bunları toplayacağım alt alta. Sonra iki firma arasındaki farkı alacağım. Zaten rakamlar kendini anlatacak. Bakalım. Marvel sinematik evreniyle başlıyorum. Bunları ezberleme şansım yok, buradan okuyacağım. 1. Iron Man. 585 milyon, 174.222 dolar. 2. The Incredible Hulk. 263 milyon, 427.551 dolar. 3. Iron Man 2. 623 milyon, 933.331 dolar. 4. Thor. 449 milyon, 326.618 dolar. 5. Captain America First Avenger. 370 milyon, 569.774 dolar. Bu 5 filmi alt alta toplarsak toplamda 2.292 milyon, 431.496 dolar gişe başarısı yapıyor. Muazzam bir başarı. Gelelim DC Extended Universe'un filmlerine. 1. Man of Steel. 668 milyon, 45.518 dolar. 2. Batman v Superman Dawn of Justice. 873 milyon, 634.919 dolar. 3. Suicide Squad. 746 milyon, 846.894 dolar. 4. Wonder Woman. 820 milyon, 763.408 dolar. 5. Justice League. Sinemadaki versiyonu demek istiyorum buna. Çünkü bu muazzam bir başarısızlık. 614 milyon, 729.668 dolar. Bunun sebeplerine sonradan değineceğim. Neden bu kadar başarısız film olduğu üzerine ama. Şimdi girmiyorum ona. Bu 5 filmin gişe hasılatını toplarsak 3.125.020.407 dolar yapıyor net olarak. Justice League eğer beklenen başarıyı almış olsaydı 1 milyar dolar barajını geçmiş olsaydı bu rakam çok daha da artacaktı. En az bir 400-500 milyon da artmış olacaktı. Şimdi bir taraf 3 milyar küsur yapmış, diğer taraf 2 milyar küsur yapmış. Net farkı alırsam eğer ikisinin arasındaki 1.432.588.911 dolar yapıyor. 1 milyar 432 milyon dolardan bahsediyoruz aradaki net kar fark. Yani bu büyük bir rakam. Bakın. Hani 1 milyar dolar barajını açan filmlere falan böyle "Puh" diyorlar, ne hale geldi falan yapıyorlar. Biz burada 1 milyar 432 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Ve daha da büyük olabilirdi. Yani o yüzden bu gişe başarısında kesinlikle DC Extended Universe çok çok daha önde. Bunu ben değil rakamlar söylüyor. Şu rakamların tamamını internet muhit database'den aldım. Kendi bir tarafından sağladığım rakamlar değil. Girip siz de bakabilirsiniz aynılarına. Başarı ortada.